Bitcoin ne zaman uçuşa geçecek? 2024 yılı ve sonrası için 5 tahmin diyor. Buna göz atacağız ve genel olarak olabileceklere bakacağız. Ne var ne yok diye. Yani 2024 yılı ve sonrası için uzun vadeli fiyat tahminleri yapıyor. Ne zaman uçuşa geçecek? Yani uçuş ne olarak kastediliyor? Bitcoin şu anda zaten uçuşta. Korkunç derecede yükseldi. Muhtemelen bir belli bir süre daha akümülasyondan sonra zaten tekrardan o uçuş dediği şeyi yapacaktır. O yüzden zaten konuyla alakalı herhangi bir problem bulunmamaktadır. Şartlar da böyleyken dediğim gibi zaten şu anda Bitcoin'in uçuşta olduğunu söyleyebiliriz. Eğer ki adı buysa. Bitcoin son 18 ayın en yüksek seviyelerinde dolaşmaya devam ederken analistlerin Bitcoin fiyatına dair yükseliş beklentileri de artıyor diyor. Peki boğa piyasasında fiyat ne kadar yükseğe ne kadar hızlı çıkabilir? Bak şimdi bu konu üzerine dediğim gibi farklı görüşler mevcut. Daha önce de bunun üzerine zaten konuştuk en az birkaç kere. CZ bu sezon 1 milyon dolara kadar fiyat yükselişlerinin gerçekleşeceğini dile getirmiştir. Yani CZ'ye göre bu sezon 1 milyon dolar fiyatı gelecek. Robert Kiyosaki'ye göre 2025'e kadar 500 bin dolar. Arturo Hayes'e göre 2026'ya kadar 750 bin dolarla 1 milyon dolar aralığında bir fiyata kadar Bitcoin'in yükselebileceğini kendisi ifade ediyor. Yani bu şekilde bir durum var. Tabii farklı fiyat tahminleri de mevcut piyasadaki bilinen kişilerden. Ben de 500 bin dolar gibi fiyatlara bu sezon yükselebileceğini düşünüyorum. Kasım ayının kripto para piyasasında genel olarak dalgalı geçmesi nedeniyle 20 bin dolara düşten aylar içinde 6 haneli rakamlara kadar pek çok olasılık söz konusu. Yatırımcılar ve analistler arasındaki ruh hali October'ın yaklaşık %30'luk fiyat artışı getirmesinin ardından geçtiğimiz ay iyileşmeye başladı. Cointelegraph 2024 yılı ve sonrası için en popüler 5 hedefi inceledi. Stok akış modeli henüz gerçekleşmese de 250 bin dolar hala hedefler arasında. Mesela biliyorsunuz Siler'da 350 bin dolara yükselebileceğini en son iddia etti. Bunu da dile getirdik. 2 ay içinde 45 bin dolar gelebilir. Bitcoin'de kısa süre içinde çok şey yaşanabilir. 2024'de 2 aydan az bir süre kala BTC volatilitesi sakinleşmek için bolca zamanı bulunuyor. Bitcoin madencilik devi Bitmain kurucularından biri olan Jihan Wu tarafından kurulan kripto para ticari şirketi Matrixport, yıllık mum kapanmadan önce paritenin şu ankinden %30 yüksek olacağını söyledi diyor. Evet. Bu arada buradaki Bitmain şirketi şu anda ne yazık ki iflasla boğuşuyor. Yani adamların bir iflas ihtimali söz konusuydu. İflas etmezler çok büyük bir ihtimalle. Fakat büyük sıkıntılar yaşadılar kısa vakitlere kadar. Matrixport'un bundan önceki fiyat tahmini 2023'ün sonuna kadar toplamda 56 bin dolara kadar fiyatların yükseleceğiydi. Bunu 45 bin dolar fiyat hedefine indirgiyorlar gördüğünüz gibi. Doğrudur. Böylesi daha isabetli olmuş bence de. Matrixport Ekim ayı sonunda yayınladığı blog yazısında ilk olarak Ocak ayında açıkladı. 45 bin dolarlık yıl sonu fiyat hedefini ikiye katladı. Bu hedef Matrixport'un Ekim ayındaki kazançları da başarıyla tahmin ettiği şirket içi modele dayanarak gerçekleştirildi. Matrixport durumu Bitcoin Temmuz ayında 31,5 bin dolarlık direnç seviyesinin üzerine çıkarak yıl sonuna kadar 35 bin dolara yükselebilir olarak gösteriyor. Yıl sonuna kadar ha ama bunlar yanlış şeyi söylemişler ya. Tamam. Yani buradaki değişim söz konusu değil. Ben de yeni zannettim bir anda. Tamam oldu. Çünkü en son Cointelegraph da paylaşmıştı. Onu da yeni zannettim. Demek ki yeni değilmiş. Eskisini söylüyor. Tamam Matrixport'un şu anki hala güncel olan fiyat tahmini yıl sonuna kadar 56 bin dolardır. Bence 45 bin dolar daha ideal.
Yararlanma öncesi tüm zamanların en yüksek seviyesi vardı. 250 bin dolar gelecek diyor. Bu şeyin mi? Neyse şöyle bir bakalım. Birçokları için yararlanma Bitcoin fiyat döngüsü de bir dönüm noktasıdır. Tanınmış bir analist tüm zamanların en yüksek seviyesi yararlanmadan önce geleceğine inanıyor. Bitcoin Eylül ayında BTC fiyatının Nisan 2024 tarihinden önce mevcut 69 bin dolarlık zirveyi aşacağını söyledi. Hayır, Bitcoin yarılanmadan önce zirveye çıkmayacak. Evet, yarılanmadan önce yeniden tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacak. Hayır, BTC 160 bin dolara gitmeyecek. Çünkü güçlü geri çekilmeler olacak. Bu da fiyat yarılanmadan sonra 2024 yılında zirve yapacağı anlamına geliyor. Ve evet, hedef fiyat 250 bin dolar civarında diyor. Aynen. Şimdi burada ne diyor? Diyor ki, Halving'den önce ATH gelecek ama zirve yapmayacak. Halving ile birlikte ve Halving'den sonra da bu yükselişlerin devam edeceğini dile getiriyor kendisi. Buradaki genel açıklama bu ve 2024'te 250 bin dolara kadar fiyat yükselişinin sürebileceğini açıklıyor. Katılıyorum, 250 bin dolar ve daha da ilerisi yaşanabilir. Buradaki en değerli olan kısım zannedilenlerin ve söylenen yanılgıların, tarihsel yanılgıların aksine evet Halving'den önce çok büyük bir ihtimalle ATH gelme ihtimali yüksek olacaktır. Bunu bu şekilde söylersek daha mantıklı olur. Geçmişte Halving öncesinde ATH gelmemiş olması bu sezonla alakalı bize bir fikir vesaire vermiyor. 250 bin dolara giden süreçte toplam 4 geri çekilme yaşanacağında ya kaç geri, çok geri çekilme yaşanır. 4'te, 6'da, 7'de yaşanır. Hedef bölge 130 bin dolar diyor. Bitcoin için 100, yok yani 130 bin dolar çok düşük. Bazı yatırımcıların BTC fiyatının 1 milyon dolara çıkmasının sadece an meselesi olduğuna inandığı bir sır değil. Kate Wood bundan bahsediyor. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Bir anda 1 milyon dolara kadar fiyat çıkmaz. Yani öyle bir durum yok. Hani an meselesi derken sanki bugünden yarına olacak gibi tabii ki de bir durum söz konusu değil. Ama Arthur Ashe ve doğrudur Kate Wood gibi isimler 1 milyon dolarların gelebileceğine inanıyor sezon içerisinde. Daha doğrusu Kate Wood 2028 yılına kadar diye bu açıklamayı gerçekleştiriyor. O yüzden olabilir mi? Olabilir. Hepimiz bekleyip göreceğiz. Ama şu andan itibaren piyasanın yükseliş halinde bulunduğunun da farkında olmak gerekiyor ve geçmişle karıştırmamak lazım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.